Herkese merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Gönel ilçesine bağlı Bostancı mahallesine gidiyoruz. Bahçeli müstakil bir evimiz var. Bunun tanıtımını ve çekimlerini yapmak için Bostancı'ya doğru gidiyoruz. Bostancı mahallesinin il merkezi Balıkesir uzaklığı yaklaşık 95 km. İlçe merkezi Gönel'e uzaklığı ise yaklaşık 15 km. Şimdi Gönel Bandırma yolu üzerinden ayrıldık. Bostancı yol ayrımı var. Döndük, Bostancı'ya doğru gidiyoruz. Bostancı aynı zamanda 2004 yılında yayınlanan Mirali dizisinin de çekildiği, ana çekimlerin yapıldığı bir köy. Köyde camimiz, marketimiz, ilkokulumuz bulunmakta. Yolu gördüğünüz gibi asfalt. Bandırma yönü üzerinden gidilmekte. Köyün içinde devam eden yol Körbe Ağaç ve Havuççö köylerinden sonra Çanakkale Bandırma E5 karayoluna çıkıyor ve Marmara Denizi'ni görüyor. Bostancı, Alaaddin, Tuzakçı, Körpe Ağaç ve Paşa Çiftlik köyleriyle sınır komşusu. Hane sayısı 260, nüfusu ise 960 civarıdır. Şimdi yoldayız, Bostancı'ya gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Sizlere incelemesi için gittiğimiz evimiz ile ilgili de kısa bir bilgi vereyim. Evimiz eşyalı olarak satılıyor ama dilerseniz eşyasız da alabilirsiniz. Mal sahibiyle görüşebiliriz. Arsamız toplam 364 metrekare. Evin içerisinde 2+1 olmak üzere net 110 metrekarelik bir alan var. Evin içi gayet yeni. Mevcut ısınma yöntemi kuzine soba, yani maşinga. Fakat içerisinde petek hattı döşenmiş ama petekler takılmamış. Alan kişi tercih ettiği takdirde kömür kazanıyla petekleri taktırarak ısınma sağlayabilir. Elektrik ve su bağlı, hazır durumda. Detaylı çekim için şimdi yoldayız. Orada görüşürüz. Herkese merhabalar. Bugün Bostancı köyündeyiz. 2+1 müstakil bahçeli bir evimiz var. 346 metrekare. Şimdi evimize giriyoruz. Evet. Girişte bizi böyle bir alan karşılıyor. Epey geniş bir alan karşılıyor bizi. Evimizin girişi, bahçe girişi ve kapımız. Şimdi evimizi detaylı çekmek için içeri giriyoruz. Çok uzun süreden beri kimse kullanmadığı için. Evet, girişte bizi bir koridor karşılıyor. Hemen sol tarafımızda, tabi kullanılmadığı için eşyalarımızın üstü örtük. Evimiz eşyalı bir şekilde satılık bu arada. Dilerseniz eşyasız olarak da size bunu satışını gerçekleştirebiliriz. Fiyat konusunda görüşerek, ama tabi eşyalı bir şekilde satılık. Hemen sol tarafımıza girdikten sonra bir odamız bizi karşılıyor. Burada iki tane üçlü koltuğumuz, ceketimiz var. Hemen karşımızda güzel bir dekor. Odamız büyüklüğü gayet ferah. Camımız direkt sokağa bakıyor. Odamızın hemen karşısında bizim mutfağımız karşılıyor. Gerçekten özenerek yapılmış bir mutfak burası. Kullanılan malzemeler kendini zaten gösteriyor. Çok şık. Müstakil bir köy evi için, bağ evi için gerçekten çok şık. Yanımızda hemen salon var. Orada bir boşluk bırakılmış.
Hani güzel bir atmosfer katmış. Mutfak masamız burada. Çok şık. Şöyle göstereyim size tamamen mutfağı. Yani beyaz eşyamız da satılık. Her şey içerisinde. Mal sahibimizin sadece kendisini alacağı ufak tefek küçük şeyler varmış. Size şöyle dolaptan içlerini de göstereyim çok kısaca. Hiçbir sorunumuz yok. Yani tezgahımız parlıyor. Öyle söyleyebilirim. Şimdi salonumuza geçmeden önce mutfaktan hemen balkona çıkışımız var. Buradan bir balkona çıkıp bakalım. Bahçeye de gireceğiz birazdan. Fakat burada bir balkonumuz var, bir verandamız var. Çok yeterli olmak üzere bir alan burası. Gerçekten büyük. Şöyle gösterebilirim size önümüzdeki alanı. Mutfağımızdan hemen önümüzdeki balkona çıkan bir kapımız. Burada bir balkonumuz var. Tabii çok uzun süreden beri kullanılmadığı için bahçemiz ot toplamış durumda. Yani burası çok güzel bir şekilde organize edilebilir. Buradan merdivenlerimizden bahçeye inişimizi vererek şimdi size tekrardan içeri girerek evin kalan kısmını göstereyim. Daha sonra birlikte bahçeye çıkalım. Şimdi mutfağımızın hemen yan tarafında zaten şöyle bir boşluk alanımız var. Gördüğünüz gibi sizinle salonumuz mevcut. Şimdi buradan salonumuza geçelim. Böyle bir salon karşılıyor. Televizyon ünitemiz. Maşingamız var burada. Yani eşyalarımızı şöyle gösterebilirim sizlere. Gerçekten yeni. Yepyeni. Yani burada mal sahibimiz yaklaşık 8 gün kalabilmiş sağlık problemlerinden dolayı. Şimdi bir de yatak odasına geçelim. Her şeyi sonra banyo. Hatta ilk önce banyoya geçelim sonra yatak odasına bakalım. Hemen karşımızda bir banyomuz var. Şurada çamaşır makinemiz. Duşakabinimiz. Dekorumuz bir şeyler koymak için. Yani duşakabinimiz, tuvaletimiz her şey yepyeni. Gerçekten özenerek yapılmış bir yer burası. Yani sadece sağlık problemlerinden dolayı oturmak nasip olmamış diyelim. En sonda, en arkada ise yatak odamız var. Size şöyle bir göstereyim ilk önce. Şimdi burada vazamız var. Yaklaşık evet, şimdi bahçemize çıkalım. Burayı da bir inceleyelim. Büyüyen otlardan dolayı tam olarak gözükmüyor fakat size şimdi şöyle göstermeye çalışacağım. Bahçemizin içerisinde biraz otlar büyümüş. Şimdi bahçemizin içerisinde en altta aracımızın otoparkı içinde böyle bir giriş kapımız mevcut. Hani arabamızı bahçemizin içerisine alabiliyoruz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Burada bir otopark alanımız da mevcut. Sadece otlar çok fazla büyüdüğü için girişimiz biraz zor oldu. Tekrardan çıkalım. Evet. Görüşmek üzere. Sağ tarafta giriş kapımız mevcut. Hemen sola dönüyoruz ve bahçemize iniyoruz. Çok uzun süreden beri kullanılmadığı için biraz ot bağlamış durumda. Epey ot bağlamış durumda.
Çocuklar. Yan tarafta bir komşumuz var. Komşumuzun da bahçesi. Yol tarafında ise şöyle duvarımız mevcut. Yani burası çok güzel bir hale getirilebilir. Hatta evini de şöyle göstereyim size. Bahçeye çıktığımızdaki evimizin manzarası bu efendim. Arsamız toplam 364 metrekare. İçerisinde 2+1 evimiz mevcut. Yaklaşık 100 metrekare civarı. Evin içi gayet güzel. Sizin de gördüğünüz gibi. Bahçemiz sadece biraz bakımsız. Mal sahibimiz rahatsızlığından dolayı, sağlık problemlerinden dolayı burada olmadığı için bakımsız kalmış. Yoksa çok şık. Harika bir yer gerçekten. Süslendiği zaman, bakıldığı zaman, temizlendiği zaman. Evin içerisindeki ısınma yöntemimiz maşinga, kuzine soba, fakat petek hattı döşenmiş. Alan kişi tercih ettiği takdirde kömür kazanı ve petekleri taktırarak ısınma sağlayabilir. Elektriğimiz ve suyumuz bağlı, hazır bir durumda. Yani burası eşyalarınızı alıp gelebileceğiniz bir yer. Bahçesi olsun, önündeki alanı olsun, balkonu olsun. Gerçekten çok güzel bir yer. Bakalım burası kime kısmet olacak. Sadece biraz süslenmeye ihtiyacı var. Epey uzun süreden beri burada kimse kalmıyor. Hatta şöyle tekrardan verandamızdan içeri girelim. Yani bakar mısınız? Gerçekten çok tatlı bir yer. Şöyle girelim. Çeşmemiz dahi düşünülmüş burada. Balkonumuzda. Palmiyelerimiz var. Hemen sağımızda ve solumuzda. Tabii onlar da bakımsız kalmışlar. Evet. Önümüzde böyle bir alan. Toplam arsamız 364 metrekare. Evimiz 2+1. Her şey hazır. Sadece eşyalarınızı alıp geleceksiniz. Özenerek yapılmış bir yer burası. Tekrar mutfaktan içeri girelim. Ve kaydımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Son bir kez şöyle detaylıca bir bakalım, bir göz atalım. Üçlü koltuğumuz. Yani eşyaların hemen hemen hepsi yepyeni. Hiç kullanılmamış, sıfır ürünler. Alan kişi hiç pişman olmayacak. Hiçbir şey düşünmesine gerek yok. Direkt gelip oturmaya başlayacak. Her haliyle hazır bir yer burası. Güncel ilanlarımızı takip edebilmek adına kanalımıza abone olunuz. Bizleri takip ediniz. Yeni ilanlarımızda, yeni yerlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.